Şimdi en düşük emekli maaşının 7500 liraya çıkışını, Cumhurbaşkanı'nın bu son açıklamasını konuşalım. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun konuğum. Özgür Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Serap Hanım, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ilk olarak şunu sorayım. Zamlı emekli maaşı ne zaman alınacak? Zamlı emekli aylığı bu ay yasal düzenleme yapılırsa 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak. Hı hı. Yasal düzenleme Nisan ayına kalırsa şayet 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak. Meclisten onaylanması gerekiyor sanırım, değil mi? Evet, yasal düzenlemenin olması gerekiyor. Sadece Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Evet. Mecliste yasal düzenleme olacak. Yasal düzenleme dediğimiz gibi Mart ayı içinde sonuçlanırsa 1 Nisan'dan itibaren geçerli olur. Ama Nisan ayında, Mart ayındaki aylıklar müracaatta bulunan kişilerin de yeni emekli olacak EYT'lilerin evet. ve emekli kişilerin aylıkları, çünkü Mart ayında aylıklar artık yatacak hesaplara, hatta yatmaya başladı, yattı bile. Bu nedenle Nisan ayına en iyi ihtimal Nisan ayı, ama Nisan ayında işlemler olursa Mayıs ayına da sarkar. Peki şimdi diğer emekliler de soruyorlar elbette. Bu sadece en düşük emekli maaşına mı yansıyor diye. Yani 7500 liradan fazla maaş alanlara bugün yansıyacak mı? Buna ilişkin bir açıklama, duyum ya da sizin tahmininiz var mı? Evet, en düşük emekli aylığı Türkiye'de 7500 liraya tamamlanmayacak. Daha doğrusu tamamlanacak. Hı hı. En düşük emekli aylığı zaten 5500 lira değildir. Ya da en düşük emekli aylığı... Evet, o da tamamlanıyordu hazineden değil mi? Hı hı. Çünkü evet, bir kişinin emekli aylığı 3000 lira, 4000 lira kaçsa... Bu rakam üzerinden 5500 liraya tamamlanıyor. Şimdi 7500 liraya tamamlanacak. Çünkü 6 aylık enflasyon zammı yapılırken işte 7500 lira olacaksa en düşük emekli aylığı, 7500 liranın üzerine bu enflasyon farkları verilmeyecek. Bir kişinin emekli aylığı 3000 lira, 4000 liraysa o rakamın üzerine zam yapılacak. 5000, 6000 liraysa o rakamın üzerine enflasyon farkı verilecek. 7500 liranın altında kalıyorsa 7500 liraya tamamlanacak. Üstünde alanlar maalesef onlarda herhangi bir iyileştirme olmayacak. Aslında en çok eleştirilecek nokta da bu. Çünkü Türkiye'de en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine gelmesi gerektiğini bizler de vurguluyoruz. Evet. Herkes bunu söylüyor. Bir emekli aylığı en az asgari ücret seviyesinde olmalıdır. 8500 lira. Şimdi 7500 lira oldu. Ancak en düşük emekli aylığını siz %36.4 arttırırken diğer emeklilere hiçbir hak vermezseniz bu sefer de 6000 lira, 7000 lira, 8000 lira bu rakamları alan kişiler ya da 10000 lira aynı şekilde o kişilerin emekli aylıkları sabit kalır. Bu kişilerin de o aylıkları almaları için fazladan prim ödemişlerdir. Hem sigorta primi hem fazladan vergi ödemişlerdir. Bu sefer de ödedikleri fazla sigorta primi ve verginin bir anlamı olmaz. Bir hak kaybı sistem, oluşuyor. Sadece Serap Hanım hak kaybı değil. Bu sistem aynı zamanda Türkiye'de kamuda bir düzeni de bozar. Kayıt dışılığını beraber kayıt dışını beraberinde getirir. Madem en düşük emekli aylığını alacağım, neden fazladan prim yatırayım ki diyebilirler. Benim önümde şimdi örnekler var. Zamanınız varsa bir dakikada örnek vereyim size. Şimdi bir kişinin şu anda 40 bin lira brütle çalışan bir kişi net aylığı 30 bin lira. Yıl sonuna doğru net aylığı 26 bin liraya düşüyor. Bu kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na kendi primleri ve işverenle beraber primleri 17 bin lira prim yatırıyor aylık. Hı hı. Yıl sonuna doğru da 21 bin liraya yakın prim yatırıyor. Bu kişinin emekli aylığı 10 bin lira. Şu anda asgari ücretle çalışan birisi için de devletin kasasına 3 bin lira giriyor. Şimdi 3 bin lira devletin kasasına ödeyen 7500 lira, 20 bin lira ödeyen birisi 10 bin lira. Temmuz ayında belki yapılan zam sonrasında eşitlenecek. Temmuz ayında eşitlenmezse bugün 10 bin lira alan bir yıl ya da 1,5 yıl içinde bu sistem böyle devam ederse bu kişi de en düşük emekli aylığını alacak. Evet. Öyleyse bir tarafta 3 bin lira devletin kasasına para giriyor, diğer tarafta 21 bin lira para giriyor. Bu sistem dediğimiz gibi kayıt dışılığı getirir. Böyle bir artış çok mümkün olmamalı, yapılmamalı. Tüm emeklere aynı oranda eşit bir zam yapılması gerekir ki
ya da seyyanen intibak, yasal düzenlemelerin bu şekilde olması gerekir ki kamu düzeninin de kayıt dışılığının da önüne geçilsin, kamu düzeni de devam etsin. Çok net izah ettiniz, çok anlaşılır. Bir küçük şey sorayım kurduğunuz cümleyle. Şimdi 6.000, 6.500, 7.000 alanlar dediniz. Şimdi onlar bu sefer 7.500'ün altında mı kalacak? Yani bu uygulamayla 7.500'ün uygulamanın ardından da kalan tüm maaşlar da 7.500'e eşitlenecek mi? Yoksa sadece 5.500 mü baz alınacak? Hayır, 7.500'ün altında emekli maaşı olmayacak. Şimdi bu da herkes için değil Serap Hanım. Yine altını çizeyim. Dul ve yetim aylığı alan Türkiye'de 3 milyon kişi var. Onların aylıkları zaten 5.500 liraya tamamlanmıyor. Şu anda 7.500 liraya da tamamlanmayacak. Mesela yetim bir kız çocuğunun aylığı babasından dolayı aylık alıyorsa o kişinin aylığı 1.875 liraya tamamlanacak. En düşük emekli aylığı 7.500 lira oldu diye yetim bir kız çocuğu sadece %25'ini alır. O da 1.875 lira. Mesela dul bir kadın eşinden dolayı aylık alırken kendi emekliliği varsa ya da çalışıyorsa 3.750 lira alır. Ya da dul bir kadın eşinden dolayı aylık alıyorsa kendi emekliliği yok ve çalışmıyorsa o kişinin aylığı da 5.625 liraya tamamlanır. Yani tüm emeklilerin en düşük emekli aylığı 7.500 liraya tamamlanmayacak. Yetimler de 1.875 liraya, dul 3.750 liraya ve 5.625 liraya tamamlanacak. Kendi primleriyle emekli olan kişilerin aylıkları da 7.500 liraya tamamlanacak. Peki, ekranlarını yeni açanlar için başta söyledik ama EYT düzenlemesiyle emekli olanlar da bu kapsamda. Bu da net artık değil mi? Şimdi Serap Hanım, EYT dediğimizde farklı bir emeklilik statüsü değildir EYT. Yani bir kişi EYT'den emekli olduğu için hesaplamaları farklı yapılmaz. O kişilere farklı zam verilmez. O kişiler de normal emeklidir. Sadece örnek verirsek bir kişinin normalde 51 yaşında emekli olması gerekiyordur. O kişi de 49 yaşındadır. Sadece yaşı beklemez. 2 yıl önce emekli olur, 3 yıl önce emekli olur. Onun dışında EYT farklı bir emeklilik statüsü olmadığı için, normal bir emeklilik olduğu için EYT'den de emekli olan kişilerin en düşük emekli aylıkları 7.500 liraya tamamlanacak. Kaç kişi vardır Türkiye'de en düşük emekli maaşı alan? Şu ana kadar 3.5 milyondu. Büyük ihtimalle 5 milyon, 5.5 milyona çıkar. Sistem böyle devam ederse. Öyle mi? Yani 5.500 lira alan 3.5 milyon kişi mi vardı ülkemizde? Çok büyük bir kısmıymış emeklilerin. Şu anda asgari ücrette Türkiye'de bir girdap var Serap Hanım. Çalışanların yarısından fazlası Türkiye'de asgari ücretle çalışıyor. Sistem şuna doğru gidiyor. En düşük ücret olan asgari ücreti alanların sayısı her geçen gün artarken en düşük emekli aylığı alanların sayısı da her geçen gün artıyor. Bu sistem böyle devam ederse Türkiye'de 3 yıl, 5 yıl sonra çalışanların %60'ı, %70'i asgari ücretle çalışır. Emeklilerin %60'ı, %70'i de en düşük emekli aylığı devlet ne verirse onu alır. Bunun için şöyle bir uygulamaya ihtiyaç var. Aylık bağlama oranları değişmeli. Özendirici bir sistemin Türkiye'ye geri getirilmesi lazım. Bir kişi çalışırken, prim öderken zaten aylığı otomatik olarak artmalı. Hükümetler ya da karar vericiler bir gece çıkıp emekli aylığını şu rakama çıkarttık dememeli. Zaten yatırdığı prim karşılığında taban aylık uygulaması getirilerek asgari ücretin altına düşmeyecek şekilde yatırılan primlerin, fazladan gün sayısının, yaşın, bunların hepsinin gerçek anlamda önemi ortaya çıkarak emeklilik sisteminde aylık bağlama oranları değiştirilmelidir. Zaten bağlama oranları değişmemiş eskisi gibi olsaydı bugün bu düzeltmelere, düzenlemelere de ihtiyaç kalmayacaktı. Zaten şöyle, evet, 1999 ve 2008 yılında aylık bağlama oranları, yani emekli aylığı hesaplama sistemi değişmeseydi bugün en düşük emekli aylığı 12 bin lira civarında olurdu. 12 bin lira civarında. Evet, bu çok çarpıcı söylediğiniz. Oranların değiştiğini biliyorum ama bugüne uyarlayınca hakikaten büyük fark var. Bir de bayram ikramiyeleri. Bakan Vedat Bilgin onunla ilgili çalışmalarımız var dedi. O ne olur sizce? 1.100 lira şu anda. Serap Hanım,
Ben sadece matematiksel verileri ortaya koyuyorum. Hı hı. 2018 yılında asgari ücret 1600 liraydı. Bayram ikramiyesi de 1000 liraydı. Yani bayram ikramiyesi asgari ücretin %62,4'üne isabet ediyordu. Bugün asgari ücret 8506 lira. Bunun %62,4'ü 5300 lira yapar. Yani en düşük olması gereken bayram ikramiyesi 5300 liradır. Matematik yalan söylemez, doğruları ifade eder, her şeyi ortaya koyar. Ama ben böyle olacağını düşünmüyorum. Bayram ikramiyesinin 2000 lira, 2500 lira bandında olacağını düşünüyorum. 2000-2500 lira bandında. Peki bu %36'lık 7500 liraya çıkaran zam sonrası sizin de dile getirdiğiniz bu talepler. Peki bizim maaşımız ne olacak soruları. Daha bugünden hemen zaten bu tepki gösterildi. Baharda, Nisan'da yeniden bir ara zam gelebilir emekli maaşlarına, memur maaşlarına, asgari ücrete diye konuşuluyordu. Tabii bugün ekonomik parametreler, bir afet yaşadık, biraz daha farklı bir tablo var ama sizce bu 2000 liralık artış sonrası diğer maaşlara böyle bir düzenleme gelir mi? Tabii beklenti çok fazla olur, talep de olur, gelmesi de gerekir zaten. Gelmezse şayet çalışma hayatında emekli olanlar arasında yatırılan primlere göre haksızlıklar ortaya çıkar. Bu sefer de 1 Temmuz'da normalde 6 aylık enflasyon farkının verilmesi gerekir. Temmuz ayında enflasyon farkı üzerinde bir beklenti oluşur. Ben ilk etapta diğer emeklilere verileceğini zannetmiyorum ama kamuoyunda bir baskı olursa evet bu bir haksızlıktır. Yatırılan primlerimizin karşılığında bize de hakkımız olan artışı vermeniz lazım. Türkiye'de bir enflasyon var. Bu enflasyondan hepimiz etkileniyoruz. Çarşıda, pazarda, alışverişte, malda, hizmette diye bir kamuoyu oluşursa seçim öncesi anket sonuçlarına göre siyasilerin veremeyeceği hiçbir şey yoktur. Şu anda siyasiler sadece seçime kilitlendi. Seçimi kazanmak istiyorlar. Seçime giden yolda her türlü beklenti içerisinde olabilir. Memurların aylıklarına da ara zam yapılabilir, bir intibak da yapılabilir, bir iyileştirme diğer aylıklarda da olabilir. Türkiye'de bir gün sonunun ne olacağını kestirmek çok zor. Çünkü dediğimiz gibi bu neyin sonucu? Anketlerin sonucunu biz şu anda yaşıyoruz. Yine gelişmeler olabilir tabii ki ama diğer emeklilerde Serap Hanım beklenti şu anda %36,4, diğer emeklilerde beklenti oluştu zaten. Evet. Bir izleyicimiz sormuş, şimdi 5500'den 7500'e çıktığına göre EYT'ye başvurularda artış olur mu diye, buna ilişkin bir farklılık olur mu onu sorayım. Hala staj, çıraklık, tescil girişleri, SGK başlangıcı sayılma konusunda beklentileri var insanların. Siz bir düzenleme olasılığı görüyor musunuz? Şimdi öncelikle stajyerlerle ve çıraklarla ilgili şunu net söyleyebilirim. Stajyerlerin ve çırakların ilk işe başlama tarihleri emeklilikte başlangıç olarak kabul edilecek. Yani stajyerler ve çıraklar bu haklarını alacaklar ama ne zaman? Bir ay sonra mı, üç ay sonra mı, bir yıl sonra mı onu bilmiyorum. Nasıl ki emeklilikte yaşa takılanlar yasası çıktıktan sonra yıllardır EYT'lere bu yasal hak verilecek diye iddiada bulunuyordum. Çünkü yasal olarak verilmesi gerektiğini ifade ediyordum. 23 yıl sonra verildi. Şimdi stajyer ve çıraklarla ilgili de muhalefet partileri en üst düzeyde açıklamalar yapıyorlar. Bunun sonucunda da muhakkak ilerleyen dönemde stajyerler ve çıraklara bu yasal hak verilecektir. Onun dışında yine sorulan sorularda EYT'lilerin müracaatları zaten devam ediyor. Evet, emekli aylığının 7500 liraya çıkması, yani 5500 lirayla çok da ilgilenmeyip ama 7500 lira olduktan sonra müracaatta bulunmak isteyen olur mu? Ya çok azdır. Yani bir kişi emekli hak etmişse o rakam çok önemli değil. Gidip müracaatta bulunuyor zaten kendisi. Ama yani hiç etkilemez de diyemem ama yani oransal olarak kaydeder. Çok küçük bir bir yüzde de değil. Peki, çok teşekkür ediyorum. Özgür Erdursun bilgilendirdiğiniz için çok teşekkürler.